Başkanım. Başkanım, öncelikle büyük geçmiş olsun bir kez daha. Hocam neler söyleyeceksiniz? Başkanım, son durum hakkında. Yani birazdan saat 2'de ameliyata girecek. Tabii önemli bir darbe aldı. Ama korkulacak bir şey yok. Bizim için en önemli olan şey oyuncunun yaşamsal ve sağlık problemleri, futbol sağlığından daha önemlisi. Elinde bir şeysi yok. Gözüne baktık. Gözünde bir şey yok. Ameliyat olacak. Ondan sonra süreçle alakalı doktorlar size bilgi verirler. Ben süreçle alakalı yanlış bir şey söylemek istemem. Mustafa ile de beraberdik zaten. Keyif yerinde. Ameliyat olacak artık. Allah tedavisi olan hastalık versin hepimize, herkese. Okey. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. Evet. Bir saniye. Efendim, geçmiş olsun dileyelim öncelikle bir kez daha. Neler söyleyeceksiniz Mustafa Beklemek'in son durumu hakkında? Zaten dün akşam maçtan sonra Konya'daki hastanede açıklamaları yaptık. Bir yandan şanslıyız, öbür taraftan şanssızız. Çünkü şanslı olan bir bölüm Mustafa'nın beyninde, gözünde herhangi sıkıntı bulunmuyor. Konya'daki doktorlara da buradan teşekkür ederim. Orada gereken muayeneler yapıldı, yardım edildi. Buradaki tekrar geçirdik. Yani o Konya'da söylediklerinin aynısının arkasından biz aynı tekrar diyebiliriz. Beyninde ve gözünde sıkıntı bulunmuyor. Maalesef burnunda ve yüzünün şu bölümünde, maksa kemiğinde, elmacık kemiğinin farklı bölgelerinde kırık meydana geldi. Birkaç yerden. Ve bugün yaklaşık, sade bakayım da ben, yaklaşık bir saat sonra ameliyatlanacak. İki doktor tarafından, bir kulak boğaz burun doktoru burun bölgesine ameliyat yapacaktır. O bittikten sonra plastik cerrah yüzündeki problemleri çözecek. Efendim, peki süreç nasıl işleyecek? Mustafa Beklemek yaklaşık ne kadar uzun süre sahalardan uzak kalacak? Bu konu hakkında bir bilginiz var mı ya da tahmininiz var mı? Tabii ki bunu biz de konuştuk, bunu biz de tartıştık. Şimdi iki farklı bölgeden problem olduğu için iki farklı bölge göre yorum yapmamız gerekiyor. Yani burun bölgesi fazla zaman almaz. Ama maalesef yüzündeki kırıklar sporcu olduğu için burada belli bir zaman alacaktır. Yani burada şunu diyebilirim ki önümüzdeki yani ilk yarının maçlarını oynamayacak. Yani biraz zaman alacak. Yani burada belki 2-3 ay alabilir. 2-3 ay alabilir. Alabilir yani. Bunu çünkü doktorlara konuştuk. Dediğim gibi farklı bölgede kırık meydana geldiği için bunu da altını çizerek söylememiz gerekiyor. Futbolcumuzun sağlığı çok önemli. Yani dün hatta hastaneye gittiğimizde gelip bana, Mustafa'nın yanındaydım ben. 3-0 skor bittiğini. Ben dedim ki keşke maçı kaybetseydik de Mustafa bir şey olmasaydı. Yani onun için Mustafa'nın sağlığı daha önemli. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Başkanım, öncelikle büyük geçmiş olsun bir kez daha. Hocam neler söyleyeceksiniz? Başkanım, son durum hakkında. Yani birazdan saat 2'de ameliyata girecek. Tabii önemli bir darbe aldı. Ama korkulacak bir şey yok. Bizim için en önemli olan şey oyuncunun yaşamsal ve sağlık problemleri, futbol sağlığından daha önemlisi. Elinde bir şeysi yok. Gözüne baktık. Gözünde bir şey yok. Ameliyat olacak. Ondan sonra süreçle alakalı doktorlar size bilgi verirler. Ben süreçle alakalı yanlış bir şey söylemek istemem. Mustafa ile de beraberdik zaten. Keyif yerinde. Ameliyat olacak artık. Allah tedavisi olan hastalık versin hepimize, herkese. Okey. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. Evet. Bir saniye. Efendim, geçmiş olsun dileyelim öncelikle bir kez daha. Neler söyleyeceksiniz Mustafa Beklemek'in son durumu hakkında? Zaten dün akşam maçtan sonra Konya'daki hastanede açıklamaları yaptık. Bir yandan şanslıyız, öbür taraftan şanssızız. Çünkü şanslı olan bir bölüm Mustafa'nın beyninde, gözünde herhangi sıkıntı bulunmuyor. Konya'daki doktorlara da buradan teşekkür ederim. Orada gereken muayeneler yapıldı, yardım edildi.
Buradaki tekrar geçirdik. Yani o Konya'da söylediklerinin aynısının arkasından biz aynı tekrar diyebiliriz. Beyninde ve gözünde sıkıntı bulunmuyor. Maalesef burnunda ve yüzünün şu bölümünde, maksa kemik kemiğinde, elmacık kemiğinin farklı bölgelerinde kırık meydana geldi. Birkaç yerden. Ve bugün yaklaşık, sade bakayım hemen, yaklaşık bir saat sonra ameliyattan alacak iki doktor tarafından, bir kulak boğaz burun doktoru burun bölgesine ameliyat yapacaktır. O bittikten sonra plastik cerrah yüzündeki problemleri çözecek. Efendim, peki süreç nasıl işleyecek? Mustafa Pekmenek yaklaşık ne kadar uzun süre sahalardan uzak kalacak? Bu konu hakkında bir bilginiz var mı ya da tahmininiz var mı? Tabii ki bunu biz de konuştuk, bunu biz de tartıştık. Şimdi iki farklı bölgeden problem olduğu için iki farklı bölge göre yorum yapmamız gerekiyor. Yani burun bölgesi fazla zaman almaz. Ama maalesef yüzündeki kırıklar sporcu olduğu için burada belli bir zaman alacaktır. Yani burada şunu diyebilirim ki önümüzdeki yani ilk yarının maçlarını oynamayacak. Yani biraz zaman alacak. Yani burada belki 2-3 ay alabilir. Alabilir yani. Bunu çünkü doktorlarla konuştuk. Dediğim gibi farklı bölgede kırık meydana geldiği için bunu da altını çizerek söylememiz gerekiyor. Futbolcumuzun sağlığı çok önemli.